Çok değerli hekim, doktor, diş hekimi Sayın Nihat Tanfer hocamızla birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda çene cerrahisi uzmanı. Canlı yayında birlikteyiz. Aynı zamanda ekranın altındaki numaralar WhatsApp hattımız. Oradan da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocamla hem estetik diş hekimliği, hem eksik dişler ve en önemlisi benim en üzerinde durduğum hakikaten bu da diş hekimliğinde bir devrim niteliğindedir. Literatürde bence çene kemiğinin oluşturulması, çünkü bu çok sıkıntılı bir noktaydı. Bütün bunları konuşacağız hocamla. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, gayet iyiyim. İyi gördük hocam sizi, evet, gerçekten. Evet. Antalya'ya yaradı biraz Hestorex. Evet, aynen. Birazcık hocam bahseder misiniz bir iki cümle? Çünkü ben takip ediyorum. Bu aralar öyle yoğunsunuz ki bir Uludağ'daydınız. Evet, ekonomi zirvesindeydiniz. Sonra Antalya'daydınız. Antalya'daki fuar başarılı bir fuardı. Hestorex gerçekten sağlıkla turizmi birleştiren, bizim kendi uyguladığımız konsepte uygun bir yapıydı. Çeşitli ülkelerden sağlık turizmi amacıyla gelen kişilerle buluşma, paylaşma imkanı oldu. Ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü gerçekten gerek uğraşanlar, gerekse sağlık turizminin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu idrak eden bir toplulukla birlikte olmak gerçekten iyi oldu. Umarım. Hocam, ama siz de bu alanda çok emek veriyorsunuz. Evet, yani çünkü Türkiye'nin geleceği sağlık turizmi üzerine inşa edilmeli. Çünkü güneş ve kum turizmi belirli bir süre sonra kendi mecranda kalacak, ama sağlıkta çok önemli bir atılım yapma şansı var Türkiye'nin. Yanlış yapmamakta fayda var ve yanlış yapmadan yoluna devam ederse mutlaka Türkiye'ye ciddi bir katkı ve gelir imkanı sağlanacak. Bir de şey de var tabii hocam, yani zaman, siz zaten bunu herhalde en iyi bilen hekimlerden bir tanesiniz. Zaman o kadar kıymetli ki artık insanlar pek çok işi aynı anda yapmak istiyor. Yani hem tatilimi yapayım hem bu işimi de halledeyim. Yani gibi böyle bir artık hani zamanı iyi kullanma derdi de var insanlarda. Tabii bakın, zaman ve para. Aynen öyle. Para, parayı da çok önemli. Hiç kimse elindeki bir kuruşu bile fuzuli yere harcamak istemiyor. Aynen. Bunu en efektif, en faydalı, en yararlı şekilde nasıl kullanabilirime bakıyor. Bu arada işte bizle ilgili bölümde dişlerini yaptırıyorsa, implantlarını, ameliyatlarını yaptırıyorsa onları yaptırıp, ha bu arada da tatil yapabiliyorsa çok yararlı ve keyifli oluyor. Aynen öyle. Ha, yapamıyor idiyse o zaman bütün ameliyatlarda da aynı şey var. Yani kardiyovasküler cerrahide de, transplantlarda da aynı süreç geçiyor. Onu ülkemizde iyi değerlendirirse daha fazla parayı ülkemize bırakır ve daha fazla da ülkemiz bu ölçüde para kazanır. Burada önemli olan hastanelerin ve kliniklerin doğru yönetilmesi, hastaya maksimum avantajı sağlaması ve hastanın buradan aldığı verimi kendi ülkesine gittiği zaman en iyi şekilde prezente edip tanıtması önemli. Hocam, şimdi programın başında ben bir cümle kurdum. Haddimi çok mu aştım bilemiyorum ama yani ben öyle değerlendim. Estağfurullah Emel Hanım, siz haddinizi bu kadar sene sonra hiç aşmamışız. Şimdi mi aşacaksınız? Gerçekten yok bu işin hocam, yani neticede hani uzman değilim ama dışarıdan benim gözlemlediğim diş hekimliğinde. Yani implantlar hakikaten diş hekimliği tarihi içerisinde bir devrimken, bence bir o kadar da çene kemiğinin yeniden oluşturulması da bir devrim gibi algılıyorum ben. Çok doğru, çok doğru. Çünkü implantoloji 30 sene önce, işte 35 sene önce Türkiye'de yapıldığı zaman gerçekten hala daha implantı bilmeyenler çok var. Hala vida diyorlar, civata diyorlar. Yani bu kadar sene sonra bu kadar anlatıyoruz. Ya bu implant, işte bunun adı implant. Hayır, civata yaptıracağım ben diye hala soran var. O ayrı bir konu. Ama şu kadarını söyleyeyim. Tabii ki kemik augmentasyonu, yani kemik yenilenmesi, üç boyutlu kemik yapılması ve bunun sonuçlarının doğru şekilde ortaya çıkması çok uzun bir zaman değil. Yani 5 senelik bir geçmişe, ben kendi adıma söyleyeyim, dünyada da öyle çok
geçmişi olan bir konu değildi. Yapılıyordu ama çok zahmetli, çok uzun, 2-2,5 sene sürüyor, 3 sene sürüyor. İşte aparatlar takıyorsunuz, çene kemiğini yükseltiyorsunuz, uzatıyorsunuz ki implant yapabilirsiniz. Buna çok az kişi tahammül edebiliyor. Veya kalçadan kemik alıyorsunuz veya kostadan alıyorsunuz. Bunu çene kemiğine adapte ediyorsunuz. Oluyor olmuyor, riski var. Tutmadığı zaman hasta daha fazla demoralize oluyor, 2 ameliyat yaşamış oluyor. Bu kullanılan yöntem tabii doğru bir yöntem. 5 senedir biz uyguluyoruz. Temmuz'da 5 sene oluyor. Çok yoğun hasta trafiğini gördük. Sonuçları itibariyle başarılı. Ancak burada şöyle önemli bir şey var. Ben bakıyorum, çok büyük de gurur ve keyif alıyorum. Çünkü Türkiye'de ilk defa box tekniği ben telaffuz ettiğim için bunun adı bile insanlarda yabancılık şeklindeydi. Şimdi bakıyorum bir sürü klinik box teknik yapıyor veya yaptığını söylüyor. Bunun konuşuluyor olması, işte sosyal medyada veya internet ortamında SEO olarak girip yazdırılıp box teknik olarak çağrıştırılıyor olması çok gurur verici bir şey. Niye? Çünkü bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Aynen. 5 senede demek ki herkesin bunu yapabileceği, yani implantta yaşadığımız tepkileri biz box teknikte de yaşadık. İmplant yaptığımız zaman hadi canım 3 ay sonra ağza düşer diyorlardı. Şimdi box teknik yaptığımızda canım olur mu, orada kemikte durur mu diyorlardı. Şimdi maşallah bütün klinikler ben yapıyorum diyor. Ha ne ölçekte ne yapıyor onu bilmiyoruz tabii ama yapıyor. En azından yapıyorum demesi bile yapacağının bir teminatıdır. Evet. Ve bunu da en iyi şekilde yapmak, uygulamak zorundadır. Ha iyi yapamazsa zaten onun diyetini hasta bir şekilde ona ödetir hekime. Ben bundan dolayı çok keyifliyim. Demek ki Türkiye'de bazı şeyleri yapmak çok zor. Tepkiyle karşılaşıyorsunuz ama yaptıktan sonra da kabul edildi mi herkesin uygulayabileceği noktaya doğru getirmek mümkün. Bundan dolayı mutluyum açık söyleyeyim. Peki hocam, bu kemiğin yeniden yapılandırılması, yani erimiş olan kemiğin, bir kere bir kemiğin eridiğini, çene kemiğini nasıl anlarız? Bu bir. İkincisi, yani diş hekimine gidince anlıyoruz tabii de, hani biz de kendimizin bu gidişatta olduğumuzu nasıl anlarız demek istedim. Bu bir. İkincisi hocam, bu kemik yapımı kimlere fayda sağlar? Hangi hasta grubuna fayda sağlar? Şimdi bakın, kemiğin kaybolduğunu anlamak için bir kere mutlaka diş eti rahatsızlık safhanız var. Yani bir diş eti rahatsızlığınızın olması lazım. Diş etlerinizin kanıyor, diş etlerinizin sürekli olarak fırçaladığınızda problem yaratıyor, ağzınızda koku oluyor ve benzeri bir takım problemlerle karşılaşıyor olmanız lazım. Bunları ihmal ediyorsanız ve bu ihmalin sonucunda bakıyorsunuz ki bu diş etleri sallanıyor. Şimdi diş eti, dişler sallanıyor. Niye bu dişler sallanır? Durduğu yerde insanın dişi sallanır mı? Tabii sallanmaz. Sallanması için dişi tutan ligamanların, periodonsiyumu ve onun üzerindeki diş etinin bir zarara uğramış olması lazım ki aynen, bu kemiğe intikal etsin ve bu dişi tutan yapı bozulsun. İşte o yapı bozulmaya başlayınca dişler sallanıyor. Bunu biz özellikle çok genç hastalarda görüyoruz. Stresli, dişlerini sıkan, çenesini gece gıcırdatan, diş eti problemleri olup da ihmal eden. Ne zaman hasta fark ediyor? Aa benim dişim hareket etti. Sol taraftan ileri doğru çıkmaya başladı. Dediği zaman iş işten geçmiş, iş sonuna gelmiş oluyor. Kesinlikle. Şimdi ben de bir yandan hocam gelen mesajlara görüyorum, bakıyorum. Tek gözümle. Görüyorum. Siz, hayatımız zaten bu telefonlarla geçiyor. Vallahi sizin de dikkatinizi çok dağıtmak istemiyorum ama şimdi izleyicilerimden gelen hani mesajlardan da birkaçını okumak istiyorum özellikle. Şimdi bir izleyicimiz yazmış, telefon numarasının sonu 6336 ile bitiyor. Demiş ki ben damak kullanıyorum. Damaklarımda bollaşma var. Bunun kemik erimesiyle bir bağlantısı var mı? Demiş ki. Doğru demiş. Doğru demiş. Damak doğru kullanan kişilerde, total protez kullananlarda her 2 senede bir bizim tıbbi olarak mukoza rezilyansı dediğimiz sebeple çiğneme basıncına bağlı olarak kemiklerde ne yazık ki erime oluyor. Ha, bu bir doğal süreç yani. Damak tabii. Çünkü o çiğneme basıncının o torkun vermiş olduğu
kuvvet belirli bir süre sonra yaşa da bağlı olarak tabii kemiklerde rezorpsiyona ve erimeye sebebiyet veriyor. Burada yapılacak şey maksimum 2 senede bir en fazla protezleri yenilemek lazım. Tabii ki bana göre mümkün olduğu kadar damak protezi kullanmayıp sabit protez kullanmak çok daha iyi. Şayet yaptırabiliyorsa artık günümüzde implant yaptırıp onun üzerine sabit protez yaptırmak çok daha akılcı ve sağlıklı. Dün aynı şey konuşuldu. Dubai'den gelen bir misafirimize açıklamak zorunda kaldım. Kaç yaşına kadar bu ameliyatlar yapılabilir ve kaç yaşında sabit protez kullanılır? İşte en son bizim yaptığımız hasta 86 yaşındaydı. Maşallah. Ve 86 yaşında yaptığımız hasta şimdi 89 oldu. 3 sene geçmiş demek ki bu 88. Yahut da İngiltere'den gelen bir hastamızdı ve sabit protez kullanıyor. Hatta kocası çok kızmıştı bu yaştan sonra ne yapacaksın bu işi diye. O da demişti ki ben öbür dünyaya dişsiz gitmek istemiyorum, karışma bana. Böyle de küçük bir anekdotu var. Onun için her yaşta olabilir yani. Yani ben çünkü hakikaten sabit bu şekilde hani diş çene kemiği yükseltilip sabit diş kullanan insanlarla konuştuğum zaman inanılmaz yani yeniden doğmuş gibiyim, gerçekten her şeyi yiyorum. O kadar mutlu oluyorlar ki yani o bir akrilik parçanın yabancı bir parçanın ağızdan gitmesi. Yabancı ve hareketli bir hareketli parça. Evet yani buradan çiğniyorsunuz buradan kalkıyor. Yani bunu kullananlar bilir neticede. Gerçekten müthiş mutluluk duyuyorlar. Şimdi hocam başka bir izleyicimiz tam okuyordum şey yaptı. Telefon numarasının sonu okumuştum ama 9717 ile biten izleyicimiz diyor ki diş çekildikten ne kadar sonra implant yapılabilir? Şimdi bu konu eskilerde yani bundan 20'li 25'li sene öncelerde şöyle düşünüyordu. Diş çekilsin, çekim yeri iyileşsin. O çekim yeri iyileştikten sonra en az 3 ay 4 ay geçsin veya 3 ay geçsin. 3 ay sonra biz bunun üzerine implant yapalım. Günümüzde kullanılan kemik ekstreleri ve kemik özelliği taşıyan yapılar nedeniyle ki biz box teknikte de bunu kullanıyoruz. Artık diş çekildiği zaman hemen implant yapılıyor. O çekim yerine hemen implantı yapmak mümkün. Hem daha iyi iyileşiyor, hem daha çabuk iyileşiyor, hem de o aradaki süreç kısalmış oluyor. Biz genellikle özellikle bütün yani üst çenede 8, alt çenede 8 implant yapacağımız vakalarda özellikle dişlerini çektirmeden hastanın gelmesini ve çekim yerlerine hazırlayıp koyduğumuz implantlarla kısa sürede sonuç almayı biz tercih ediyoruz. Ama bazı hekimler çekip bekliyor. Bekledikten sonra yapıyor. Yanlış mı? Hayır değil. Doğru. Ama bir süreç ve zaman. Demin de söylediniz insan hayatında artık zaman önemli bir kriter oldu. Kesinlikle. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Hani çene kemiğini yapılandırdık, yükselttik işte ve belirli bir kalınlığa geldi. Orada bir çene kemiği oluştu. Bundan sonraki süreç ne şekilde işleyecektir ve hiç ağzında dişi olmayanlar için işte kaç tane implant yapılıyor, nasıl yerleştiriliyor, yani o süreci birazcık detaylandırır mısınız lütfen? Bakın, hiç kemik kalmamışsa hastanın üst çenesinde veya alt çenesinde, üst çenede sinüslerle komşulaşmışsa, alt çenede alt çene sinirine kadar erimişse, burada yapılan uygulama yani kemik augmentasyonunu yapıyorsanız minimum bir 6 ay beklemek zorundasınız. Yani burada PLA'yı kullanıyorsunuz, kemik greflerini kullanıyorsunuz ve 6 ay sizin koymuş olduğunuz kemik grefleriyle hastanın kendi kemiğinin birbirine olan entegrasyonunu birbirine yapışmasını beklemek zorundasınız. 6 ay sonra bu 3 boyutlu oluşmuş olan kemik, tabii her kişiye göre farklı şekilde oluşuyor. Bünyeye göre, yapıya göre, beslenme şekline göre. O kemik implant yapmanız için yeterli ise implantı yapıp normal kemiğin üzerinde ne kadar beklememiz gerekiyorsa bir 3 ay en az bekliyoruz. Bazı vakalarda kemik bulabiliyorsak kemikle implantları ve box tekniği bir arada yapıyoruz. Artık bu hastanın tomografisinden sonra verilen karar. Yani hastanın durumuna göre. Maksimum 9 ay. Yani. Maksimum 9 ay. 9 ay içerisinde o ağızlarındaki o akrilik parça olmadan normal
diş gibi yani. Kendi dişi gibi sabit. Aha, sabit. Köprü yani burada gibi. Diş eti var yine üstünde şey var. Aynen aynen. Aynı şekilde oluyor. Peki hocam şimdi yaygın kanı şu hani implantlarda da herkese bu da zaten implant yani sadece çene kemiği yapılmış oluyor. Bakımı nasıl olacak? Çünkü insanlar ben bunu yaptırdım. Oh rahat artık zaten hani böyle fırçalama konusunda birazcık bir sıkıntılar var artık ama yeni jenerasyon daha dikkatli diye düşünüyorum. Yeni dünyada bakın tabii insanın kendine bakma alışkanlığı devletlerden devletlere değişiyor. Biraz da ekonomiyle ilgili bir şey. Yani Türkiye'de de maşallah artık diş fırçasına ulaşmak çok kolay oldu. Tabii eskiden canım. Yoktu. Aynen öyle. Ucuz, böyle, kolay. Böyle bir alışkanlık yoktu. Çünkü ülkenin genel durumu neredeydi? Şimdi nereye geldi? Aynen öyle. Bu tabii Batı ülkelerinde çok daha farklıydı. Batı Avrupa'yı kastediyorum. Orada daha farklı devletler, farklı bir takım eğitimleri insanlara vererek ilkokul çağından itibaren o imkanları çocuklara veriyorlardı. Bu alışkanlıkla insanlar daha diş sağlığına önem veriyordu. Veriyordu da siz zannetmeyin Avrupa'daki insanların dişleri Türkiye'deki insanlardan çok daha iyi ve sağlıklı. Biz Avrupa'da yaşayanların halini her ay ben gidiyorum görüyorum Avrupa'da. Hakikaten işler acısı bir durum var. Gerek hekimlik açısından gerek hastaların pozisyonları açısından. O bakımdan Avrupa'da yaşayan gerek Avrupalı gerekse expat olan yani orada yaşayan yabancıların halleri çok da iç açıcı değil. Ama implant yapılmış bir ağız mutlaka ve mutlaka 6 ayda bir hekim kontrolüne gitmeli. 6 ayda bir hekim kontrolü yaptırmayan implantlı ağızlarda oluşabilecek problemler kendi implantsız ağzındaki dişlerde oluşan problemlerden çok da farklı olmaz. Onun için rutin 6 aylık periyotlarda bakımları mutlaka ve mutlaka herkesin check-up'larını yaptırması. Hocam bir izleyicimiz ilginç bir soru sormuş. 87-61 ile biten. Merhabalar demiş size. Benim 1,5 yaşındayken sol alt çene kemiğim alındı. Daha sonra batından kemik alınıp takıldı ama takılan kemiğin çok önce olduğu ve implant yapılamayacağı söyleniyor. Bunun için yapılabilecek bir şey var mıdır ya da nasıl fikir edinebilir? Şöyle fikir edinebilir. Bir kere bir röntgenini çektirip öncelikle bir panoramik röntgenini çektirip bize e-mail yoluyla gönderebilir. Çünkü onu görmeden yorum yapmam sakıncalı olur. Doğru tabii olur. Canım. Hiç çünkü görmedim. Oradan alınan kemik kalçadan almışlar 1,5 yaşındaki kemik gayet güzel tutmuş başarılı olmuş demek ki o da hastayla beraber büyümüş ama ne kadar büyümüş nasıl büyümüş onları görmek lazım. İmplant yapılamıyor diye hani orada bir kemik varsa implant yapılamıyor diye bir problem artık yok. Ha, yani bir şekilde yapılabilir. Yani bir şekilde mutlaka uygun. Hocam yine hızlıca okuyayım. 11.35'te biten izleyicimiz yazmış. 49 yaşındayım. Şeker hastasıyım. İmplant uygulanabilir mi bana diyor. Tabii bu şeker hastası olan izleyicilerimizden ve kemik erimesi olan izleyicilerimizden bu yönde çok soru geliyor. Ben de milyon kere anlattım. Milyon bir olsun. şeker hastası olmak implant yapılmasına sadece implantla ilgili değil. Bir tedavi yapılmasını engel değildir. Ama önden mutlaka gerekli tedbir ve uygulamaları yapmış olmanız ve medikasyonu yapmış olmanız lazımdır ki ondan sonra siz implant da yaparsınız, ameliyat da yaparsınız. Ha bu arada hasta da tabii şekerini kontrol altında tutacak, ona göre iyi beslenecek vesaire vesaire. Ama şeker hastalığı bir uygulama yapılmasına engel bir hastalık değildir. Diğer hastalıklardan da çok büyük bir farkı yoktur. Önemlidir ama hekim bunun tedbirini almak şartıyla. Hı hı, kesinlikle. Şimdi hocam son bir dakikamız kaldı. Onu da şunu sormak istiyorum. Şimdi bu hani implant, bu tedaviler yani bu modern yaklaşımlar hakikaten diyorum ya devrim niteliğinde ama hani bir yandan da çok bilgi kirliliği oluyor. Dolayısıyla böyle tedavi yaptıracağımız zaman bizim doktor seçimimizde, merkez seçimimizde neye dikkat etmemiz gerekiyor? O zor bir cevap şimdi. Bu buradan bu bir dakika sığmaz. O zor bir cevap. Gerçi zor bir soru. Yani çalışmadığım yerden geldi. Şunu söyleyeyim. Bunun tercihini tabii ki hastalar aslında iyi yapıyorlar. Dün bir
telefon geldi, onu artık burada söylemeyeyim. Yanlış seçimler olabiliyor. Bir kere şuna dikkat etmek lazım. Bir, yapılan box teknik basit bir operasyon değil. Ciddi yapılan bir box teknik en az 2-2,5 saat sürer. Bir. İki, implant basit bir uygulama değil, çok ciddi yapılması gerekir. Üç, hastanın kliniği seçerken mutlaka o kliniğin geçmişine bakmış olması lazım. Aynı başka bir hekimi seçiyormuş gibi. Bir şey daha çok önemli. Tabii ki çok popülasyon, nüfus arttıkça klinik sayısı da artıyor, hekim sayısı da artıyor. Gayet normal bu. Bütün bunların hepsini topladığınız zaman daha tecrübeli yerlerde veya geçmişi bilinen yerlerde yaptırmakta mutlaka fayda var. Ama çok çok önemli, 10 tane yere sorup bir şeyi yaptırmaya kalkıyorsanız mutlaka ve mutlaka internet ve çok fazla fikir almak kafa karışıklığı ve bilgi kirliliğine sebebiyet veriyor. Bu sefer hastalar ambale oluyor, şaşırıyor. Ya o onu dedi, bu bunu dedi, kim ne demişti? Hadi dönüyor, sil baştan yeniden. Bu sefer iş büyüyor. Daha kötü sonuçlara gidiyor, daha da gecikiyor ve öyle hastalar oluyor ki mesela bana 1,5 sene önce gelmiş, danışmış, anlatmışız şunları, 1,5 sene geçmiş hala bir şey yaptıramamış. Dolayısıyla evet, bu sıkıntı oluyor. Yani bunlar da sıkıntı göz önüne almak lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız ve buraya kadar geldiniz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun.